İşte Bahira çağırıyor, hani yemek ve hepinizin bildiği olaylar, detayına girmiyorum. Çağırıyor işte, çocuk nerede, işte Kervan ona çağırın diyor. Gelince sırtındaki işte şeyi görüyor, mührü anlatıldığına göre. Ondan sonra bazı sorular soruyor. Peygamberimiz de ona böyle putlar hakkında çok orijinal cevaplar veriyor. Yani 12 yaşında bir çocuk Vahiy gelmeye bütün başlamış. Mekkelilerin huzurunda putların aleyhinde çok yoğun böyle şeyler cevaplar veriyor. Nasıl veriyorsa artık o yaşta. Ondan sonra bunun üzerine diyor ki elini tutuyor, bu çocuk peygamber olacak. Son peygamber olacak. Sen bunu götürme. Yahudiler öldürür diyor. Bunun üzerine Ebu Talip de onu Mekke'ye gönderiyor. Kendisi Şam'a gidip alışverişini yapıyor. Tabi bu olayı bizim siyercen anlatıyorlar ama önünü sonunu düşünmeden anlatıyorlar. Nitekim bunu oryantaliste çok iyi kullanırlar bu olayı. İşte hatta Kur'an yazarı Bahira şeklinde kitaplar yazmışlar. Yani diyorlar ki işte efendim Muhammed burada öğrendi. Ondan sonra da gittim. Bunları pazarladı daha sonra. Yani Hamidullah Hocam'ın cevabı var. Şimdi bir çocuk 12 yaşında 2 saat görüştüğü adamdan ne kadar tükenmez irfanmış ki müthiş bir şey alıyor. 28 sene bekliyor. 40 yaşından sonra anlatmaya başlıyor ve 23 yıl boyunca durmadan anlatıyor. Ve bitmeyen bir irfan almış 2 saat içerisinde. Bunu kabul edecek bir şey değil ama bunu kullanıyorlar, bunu söylüyorlar. Yani Kaytani de söylüyor, diğer şeyler de söylüyor. Peygamberin bu şekilde onlardan öğrendiği, onlara bunu pazarladığını söylemeye çalışıyorlar. Burada çok şeyler var, detaylar. Mesela işte o sırada oraya Şam'dan bir grup, bir takım asker, bir manga asker gelmiş. İşte isimleri falan var. Zübeyir, Derrismi falan anlatılıyor. Niye geldin? İşte biz son peygamberi öldürmeye geldik. Bizim kitaplarımıza geçtiğine göre son peygamber bugünlerde bura uğrayacak. Böyle adrese teslim ya. Eski kitaplarda yazıyormuş. Falan saatte falan yerden geçecek. Sen nasıl yazıyorsa hani der ki eski kitaplarda bir ahir zaman nebis gelecek, onu anlarım yani. Ha, tamam, bir peygamber beklentisi olabilir de falan gün falan yerden geçecek. Bunu nereden yazmış, nerede biliyor ama hayır, saatleri de hangi saat? Bu kalitede mi? İşte öyle diyorlar. Bahira diyor ki ya siz onu öldüremezsiniz, engel olamazsınız, çekin gidin falan. İsimleri veriliyor. Yani biz birçok sahabenin gerçek ismini bile bilmiyoruz. Tabakat kitabından lakabıyla biliriz. Bunların isimleri detaylıca veriliyor. Yani bunlar efendim birileri tarafından yerleştirilmiş. Gerçek yani, biraz aklıma o geldi. Gerçek ismi bir olay yok. Dur, ona daha geliyoruz. Daha, acele etme. Daha oraya girmedik. Şimdi bu olay olduysa bütün Mekkeliler gözlemledi bu olayı. Yani bunun bütün Mekkeliler bilmesi lazım. Başta ben bu olayın, yani bu kitapta şeylere pek girmedim. Ravilerin zayıflığı, cehl, tadil, onlarla ilgili detaylara, senetlerin zayıflığı falan. Mesela uydurma olduğuyla ilgili şeyler verirler, bazı bilgiler. Onların çok detaylarına girmedim. Daha çok olayı Kur'an çerçevesinde, sünnet çerçevesinde ve sahih sünnet çerçevesinde ve de akıl mantık ölçülerinde doğru bu olmadığına baktım. Yani bunu, ama dipnotlarda verdim. Mesela bu olayın ne kadar zayıf olduğu şekilde rivayetler var. Ama bu olaya en güçlü tenkitleri Zehebi yapmıştır. Tarihçimiz Zehebi, hem hadisçimiz de biliyorsunuz. Yani diyor ki Ebu Talip gibi peygamberi böyle canla başla koruyan, durmadan takip eden, hiç kimseye çocuklarına yemek yedirmeyip ona yediren bir adam nasıl geri gönderiyor? Şimdi o kadar tuhaf bir, mesela Tirmiz'de şöyle bir rivayet var, diyor ki bunun üzerine Ebu Talip peygamberi Ebu Bekir'in ve Bilal Habeşi'nin yanına katarak Mekke'ye geri gönderdi. Kendi de Şam'a gitti diyor. Tirmiz'de geçer bu rivayet. Şimdi o günlerde Ebu Bekir peygamberimize 2 yaş küçük. 10 yaşında. Peygamber 12 yaşında. Bilal Habeşi daha doğmamış. Yani doğmayan birisinin yanına ve 10 yaşında birisinin yanına hadi bu abinizi Mekke'ye götürün diye verip gönderiyor. Bunu uyduranlar ne Ebu Bekir'in yaşını biliyorlar, ne peygamberin yaşını, ne Bilal Habeşi'nin yaşını biliyorlar. Ama oturmuş uydurmuşlar. Canım, yalan söyleyen adam o anı kurtarmaya çalışıyor. Biraz sonra zaten tutmaz yani. Yalan tutarsın. Nasıl? Tirmizi'de, Tirmizi'de. Yani bu kaynağı burada var, verebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu olay olduysa, yani Rahip Bahira olay bu şekilde olduysa, o zaman şu ayetlere nasıl cevap vereceğiz? وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابِ Ey Peygamber, sen sana kitap indirileceğini ummazdın. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي يَوْكْتُ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Şimdi burada Allah diyor ki sen peygamberliğinden önce peygamber olacağını bilmiyordun. Bu rivayetler diyor ki sen peygamberlikten önce peygamber olacağını biliyordun. Biliyordun da yine kelime. Ne yapacağız? Tam yetişmiş. Ben öğrenciye sorun. Kur'an'a mı inanacaksınız, bu rivayetlere mi inanacaksınız? Kur'an böyle diyor. Peygamber olmadan önce peygamber olacağını bilmiyordu diyor Kur'an bize.
bu anlamda bu ayet dayanarak bununla ilgili bütün rivayetleri reddetmemiz gerekir. Yani peygamberliğinden önce peygamber olduğunu veren, bu çocuk peygamber olacak, bunu yakalayın öldürün, bu çocuk şey olacak diyen bütün rivayetler. İşte ayete aykırıdır.